Merhaba. Bugün harika bir kadayıf sarması hazırlıyoruz. Tenceremin içerisine 4 su bardağı toz şekerimi alıyorum. Üzerine aynı bardakla 5 su bardağı su. Çok lezzetli ve harika bir şerbet tatlı oluyor. Şerbetimizi ocağının ve kaynayana kadar devamlı karıştıralım. Kaynadıktan sonra da orta ateşte ortalama 10 dakika kaynadıktan sonra içerisine çeyrek limonun suyunu ilave ederek 5 dakika daha kaynatıyoruz ve şerbetimizi soğumaya alıyoruz. Çok kolay ve pratik bir tatlı oluyor. Mutlaka sizlere de bu lezzetli kadayıf salmasını tavsiye ederim. Şerbetim yeteri kadar kaynadı ve soğumaya alalım. Burada yarım kilo yaş kadayıf var. Bu şekilde elinizi açın. Mutlaka yaş kadayıf kullanmanız gerekiyor bu tarifte. Arasında cevizli kullanacağız. Bu şekilde ben iri iri doğradım. İsterseniz robottan da geçirebilirsiniz. Tamamen isteğe bağlı. Kadayıf sarmalarını fırında hazırlıyoruz. Yeteri kadar kadayıfımı alıyorum. Genelde göz karar yapıyorum bu tatlıyı. İki avuç olacak şekilde size ölçü verebilirim. Kenarına 1 iki tatlı kaşığı dolusu ceviz içi koyduktan sonra bu şekilde lahana sarma sarar gibi elimizle sarıyoruz görmüş olduğunuz gibi yapımı çok kolay çok sıkı veya çok gevşek olmasın kadayıfı ne çok alın ne az alın arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi iki tane avuç içine dolacak şekilde uzunlukta olması yeterli ve bu şekilde uzunlamasına alın ve en kalın yerden başlayarak içerisine ceviz yerleştirerek etrafını toparlayarak saralım büyük kare borcama tam tutan bir tariftir yarım kilo kadayıf borcama yeterince dolduruyor ve tam tutuyor. Diğer kalan kadayıfları da aynı şekilde sarmaya devam ediyorum. Ben içerisinde ceviz kullandım. İsterseniz fındık veya fısık da kullanabilirsiniz. Beni buraya kadar izlediyseniz de lütfen tarif hakkında yorumlarınızı, fikirlerinizi yazmayı unutmayın. Çok seveceğiniz kolay şerbet tatlılardan bir tanesi oluyor. Bu kadayıfı sarmak inanın 10 dakikanızı almıyor borcamın tabanını yağlamanıza gerek yok hepsini aynı şekilde tamamladım üzerine dökmek için 100 gram tereyağı ve sonra da yarım çay bardağı sıvı yağını karıştırarak kaşık yardımıyla her tarafına döküyorum daha fazla yağ kullanmanıza gerek yok kadayıf tatlarımızı da yağ döktükten sonra önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri nar gibi kızana kadar pişirmeye gönderiyoruz her tarafa mutlaka yağ gelsin. Tatlarımı fırından çıkardım. Bir 5 dakika kadar dinlendiriyorum. Tatlım biraz sıcağa yakın ılık ve şerbetim de soğuk olacak. Şerbetin tamamını tatlımızın üzerine dökelim. Biraz çok gözüküyor şerbet ama arkadaşlar tam yetiyor. Her tarafına şerbeti gezdirelim. Ve 1 saat kadar da dinlendirelim servisine geçebilirsiniz. Ben üstünü antep fıstığıyla süslüyorum. Tel tel oluyor ve her tarafına şerbet geliyor. Tarifimiz sona geldiğim deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Farklı tariflerde görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.